Aile vaktinden herkese hayır, huzur ve bereketi bir gün diliyorum. Aile vaktine hoş geldiniz efendim. Bugün e, genç evlilikleri konuşacağız. Erken evliliğin problemlerini konuşacağız. Bu ülkede erken evlilik mi var yoksa evliliğe farklı bir boyutuyla bir teşvik mi var? Bunu uzmanlarıyla konuşacağımız aile vakti başlıyor efendim. Aile vaktinde bugün kıymetli hocalarımızdan. Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sosyolog Fatma Özçelik Hanımefendi var. Fatma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle çok şey konuşacağız. Biraz da sizi tanıyacağız ama önce bir diğer konuma da bir hoş geldiniz diyeyim. Efendim yine e, sağlıkçı ama eğitim ve e, problemi e, toplumun dertlerini dert edinen bir eğitimci yazarı davet ettik. Doktor Ercan Özçelik. Hocam hoş geldiniz. Çoluk, teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Allah olsun. Evet, e, sözsüzdeyken Ercan Özçelik kimdir, ne yapar? Biraz böyle bir kendinizden bahseder misiniz? Evet. Ben İstanbul'da doğdum. E, 1973 yılında. Ve e, nasip oldu. Sağlık meslekçesinde okurken, yatılı olarak okurken, e, lise ikinci sınıfta e, eşimle o zaman bir hastanenin staj e, yerinde tanıştık ve Eşime ilk defa 16 yaşında evlenme teklif ettim. 18 yaşında memur olunca beraber eş durumuyla beraber göreve başlayalım diye sağ olsun da kabul etti. Ve 18 yaşından itibaren genç bir sağlık memuru ve ebe müşörü olarak Erzincan'da önce sonra Erzurum'da görev yerlerimize gittik. Türkiye'nin değişik yerlerinde çalıştık. Allah şükürler olsun. Değişik bu aynı zamanda biz evliliğimizle beraber hem çalıştığımız gibi hem de birbirimizi destekleyerek değişik eğitimler alma imkanımız oldu. Ee, tıbbi sınıf ve bilgisayar bölümü mezun oldum. Sağlık yönetimi, işletme fakültesi, konaklama işletmeciliği, sosyal hizmetler okuma nasip oldu ve yerel yönetimlerde yüksek, yüksek lisans yaptım. Şimdi de e, sağlık yönetiminde doktora programı daha yeni bitti. E, hem memur olarak çalışırken hem de bir toplumun üyesi olarak e, aldığımız eğitimlerin bir e, bir nevi zekatı, bir nevi borcu olarak toplumdan aldığımızı, e, devletimizden aldığımızı yine devletimize, milletimize katmak ve güzellikleri teşvik etmek, yanlışları da uyarma vazifesini ayrıca yapmaya çalışıyoruz. Yani şu anda vefaya vefa diyorsun. Evet, evet. Vefaya vefa. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar konuşacağız. Ee, <laughs> Fatma Hanım. Sizi ilk defa izleyicilerimiz görmüş olabilirler. Fatma Özçelik kimdir? Ne yapar? Bu arada sevgili izleyenler, bugünkü konuklarım, evet alttaki şöyle şu şuradan da gördüğünüz gibi e, soy isimler aynı. Bu bir tevafuk, bu bir rastlantı ama tabii bu kişiler karı koca. Evet bugün bir aileyi davet ettim. Biri sosyolog, biri de eğitimci yazar. ...toplumda gördükleri önemli bir problemi... ...bugün burada konuşacağız... Ee, ...özellikle hepimizi ilgilendiren... ...özellikle son zamanlarda... ...efendim işte genç çocuklarımızın... ...hanım kızlarımızın... E, ...maalesef mağduriyetleri söz konusu... E, ...efendim işte... ...aslında dilim varmıyor söylemeye ama... ...maalesef çocuklarımızın istismarı söz konusu... ...çocuklarımız farklı bir boyuta taşınıyorlar... Birazdan özellikle konuşacağız... Onun için bu aile önemli şeyler konuşacak bugün. Fatma Hanım, biraz da sizi tanıyalım. Ben 1971 Üsküdar doğumluyum. Sağlık meslek mezunum. Ebe hemşireyim. Doğumunu yaptırdığım bebekler şu anda 32 yaşına. Ay maşallah. Çok şükür. Meslek hayatıma devam ederken evliliğim ve çocuklarımı da büyütmekle birlikte 18 yılı aşkındır. Üniversite seviyesinde eğitim almayı tercih ettim uzaktan da olsa. Bu arada işletme fakültesini bitirdim. Daha sonra sosyoloji, sosyal hizmet bölümlerini bitirdim. Yüksek lisansımı da karakter ve değerler eğitimi alanında yaptım. İki yıl önce de mesleğimin 28 yıllık emanetini bırakarak emekli oldum. Emekli oldunuz. Şimdi eşim, çocuklarım, anneme bakıyorum. Aynı zamanda da aldığım eğitimlerin eşimin dediği gibi zekatını vermek üzere Rabbimin de bizden istediğini umduğum için bu konulara duyarlı olmak, belki mağdur olanlara faydam olur diye bu alanlara çekilmiş. Yani arı gibi önce kokladık, topladık, şimdi aktarma dönemi İnşallah. diyorsunuz. Evet. Bal yapma zamanı. İnşallah. İnşallah. Bu şifa olur. Amin. Hepimize şifa olur. Ee, Kıymetli Hocam, aslında toplumun kanayan yarası şu anda. Ben şöyle bir birkaç başlık ifade edeyim. E, toplumda şu anda bir kesim, özellikle gençler evlenmek istemiyorlar. Evet. E, bir kesim küçük yaşta istismara uğruyor ve bir kesim özellikle genç yaşta bizim daha önce namus gördüğümüz fakat maalesef şu anda aşılan bir kavram var. E, bakirelik maalesef şu anda çok ciddi manada düştü. Yani ben şöyle bir genel manada istatistiklere baktığım zaman yani Amerika'nın da önündeyiz. Yani Amerika'da şu anda bakirelik Efendim 17'lere düşmüşken Türkiye'de 16 nokta bilmem kaçlarda. Yani böyle bir problem var. Evet. E, gençler evliliğe nasıl bakıyor? Sizin gözünüzde gençler e, şu anda neden evlenmiyor? Ya da ne tür problem görüyorsunuz? Şöyle bizim toplumumuzdaki çocuklarımız yetişme tarzımız zaman içerisinde yani bizim çocukluğumuza nazaran çok farklılıklar arz etmeye başladı. Anne babaların yetkinlikleri, çocuklarıyla ilgilenebilecekleri süreler, anne babalardan çalışanların iki her ikisinde çoğu kere çalışmak zorunda kalması ve yoğun uyarıcı bombardmana maruz kalmaları nedeniyle. Ee, şu anda çocuklarımız, gençlerimiz normal olması gerekenden çok daha erken e, ergenlik ve cinsel o e, uyanmaya maruz kalıyorlar. Hı hı hı. Sadece bu davranışlarla ilgili değil, bizim gıdalarımız da bozuldu. Çok yoğun olarak e, yani 25 günde 30 günde civcivlikten kesime gelen tavukları yiyoruz. E, ve bu hormonlar e, bizim gıdalarımızla işte kimyasal maddelerle vücudumuza geldiğinde tüm kimyavi kimyevi dengemizi alt üst ediyor. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Bir yandan e, vaktinden önce belki de yoğun uyarıcı ve işte hormonların etkisiyle e, erken olgunlaşan ve cinsel olgunluğu erken meydana gelen e, nesiller var. Öte yandan e, eğitimdeki yetkinliklerimiz, becerimiz azaldığı için ve e, etkili olamadığımız için e, gerçek anlamda olgunluğun yaşı da arttı. Yani geçmişe baktığımız zaman mesela ben hani kendi hayatımdan örnek veriyorum ben 16 yaşında işte 18 yaşında devlet memuru olmaya adayı olduğumda evlenme kararını alabilecek şeyi hissediyordum yani o olgunluğu veya da o iradeyi hissedebiliyordum ama şu anda bugün kendi çocuklarım da dahil olmak üzere 18-20 yaşlarında ...hani bir yerden bir yere gönderirken bile endişeleniyoruz neredeyse. O zaman biz farklı şeyler mi yüklemişiz çocuklarımıza? Yani erken yaşta sorumluluk değil de... Evet. E, ...yani bir şeyi omuzlayıp taşımak evet. vazifesi değil de... E, ...ilerleyen süreçte bizim onlardan beklentilerimiz mi değişti? Hem öyle oldu bir de çok uzun zamana yaydık. Yani şu anda mesela... E, Çocukların, gençlerin özellikle evliliği tetikleyen erkeklerin isteğidir. Hani talep etmesidir. Yani icap kabuldür zaten. Nikahta öyledir. Şu anda erkeklerin kendilerine hazır olup da bir hanımefendi evlilik teklif etme yaşları 25-26'lara çıktı. 28'lere çıktı neredeyse. Neden? Çünkü hazır hissetmiyor. Maddi anlamda hazır hissetmiyor. Mesleki anlamda, zihinsel olarak hazır hissetmiyor. Beklediğimiz şeyler arttı. Yani evlilikle ilgili beklediğimiz sorumluluklar, hazırlıklar, maddi külfetler arttı ve mesela herkes illa üniversite mezunu olmak zorunda, illa işini, gücünü, arabasını, evini dizmek zorunda vesaire. Bu hazırlık süresi çok arttığı için ister istemez yaş da e, yükseldi. Eskiden işte 20'li askere gidip gelen çocuk artık evlenmeli denilirdi. Şimdi bu yetmiyor. İşte işte işe girecek, KPSS sınavlarında eğer atanabilirse vesaire falan. Dolayısıyla kendini evliliğe hazır hissetme yaşı olgunluk. O zaman çok bir problem yani. şu, evet. yani e, mesleğini eline alamadığından, ekonomik özgürlüğünü Tabii. eline alamadığından dolayı evet. evlilik yükünü omuzlarında yük fazla görüyor. Evet. Ve, ve bunlar korkuyor, doğru mu abi? Doğru. Artı bir şey daha var. Eskiden gelin eve alınırdı. Yani bir ailede geniş aile yapısı, <laughs> ağırlıklı olduğu için ve nüfusun önemli bir kısmı kırsal alanlarda. Aslında bugün için, biraz toplum yapımızı evet. konuşalım biraz. Evet evet. Yani buradan yola çıkıyoruz. Tabi, tabi, evet. Eskiden e, gelin eve alınırdı. Eve alınan gelin o ailenin kültürünü, <laughs> yemek içme alışkanlıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini bir nevi e, canlı eğitim gibi, kurs gibi görürdü ve e, yeterli olgunluğa eriştiklerinde maddi ve manevi olarak kendi istekleri ailelerinin hazırlamasıyla ancak o zaman başka bir yere giderdi. Şu anda evlenen çiftler yani ilk günden itibaren kaderleriyle baş başa kalıyor ve e, nesiller her bir evlilik e, sırasında resetleniyor. Kültür aktarımı diye bir şey kalmadı. Büyüklerden e, sevgi, saygı, medeniyet, e, kültürün e, transferi diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla bu hazırlık da çok zor olduğu için sıfırdan ev düzmek, ev kurmak çok zor olduğu için e, bunu şey de arttı. Yaş beklentisi de arttı. Biz de toplum olarak çok fazla görsel olmaya başladık. Yani e, el ne der putuna artık yani şey yapamıyoruz, kayıtsız kalamıyoruz. Dolayısıyla beklentilerimiz aman şu da olsun, bu da eksik kalmasın diye çok zorlaştırıyoruz hayatı. E, evlilik ciddi anlamda zor ve pahalı olmaya başladı. Biraz şey de mi kaynaklanıyor? Ben aslında bunu Fatma Hanım'a evet. sormak istiyorum. Yani e, şimdi hocam dedi ki yani gençler evlenir evlenmez yeni eve çıkıyorlar. Kaderleri baş başa kalıyorlar. E, sanki şu andaki gençlere annelik babalık yapan ya da kayınpeder kayınvalidelik yapan kişiler de çok istemiyor. Aman aman diyor benden uzak dursun diyor. Onları yalnızı itiyor. Yani böyle aslında annelerimizin de babalarımızın da biz büyüklerin de burada bir sorumluluğu yok mu? Yani evet. işte oğlum böyle birkaç sene beraber geçsek. Yani sanki annelerimizin babalarımızın problem yani kayınvalidelerinden gördükleri için yani orada bir problem yaşamışlar. Acaba ondan dolayı mı istemiyorlar? ve bu gençlerde hemen ayrılıp gitmek istiyorlar. Birçok faktör var. Tabii ki uh -huh. insan ilişkileri de çok önemli. Bizim memleketimizde kaynana gelin problemi var. Yani aktar kıyamete kadar insan... devam edecek aslında. Var. Onu bin bir nebze evet. idare ediliyor ama e, geniş aile sisteminde gerçekten e, kim gelirse gelsin orada ciddi bir eğitime tabi tutuluyordu ve insanlar yeni evli de olsalar, genç de olsalar e, maddi olarak, mekan olarak birçok fırsattan da faydalanıyorlardı. Bir yalnızlık <laughs> hissi olmuyordu. Çocuklar olduğunda sorun olmuyordu. Çünkü bir şekilde kayınvalide, kayınpeder, işte hala, görümce birçok insan orada olduğu için yardım oluyordu. Yani aslında şey hani Osmanlı'daki ahilik teşkilatında usta çırak ilişkisi oluyordu. Tecrübe evet, birebir. Çırak olurdu, sonra kalfa olurdu, tabii. sonra tabii. usta olurdu. Birebir ee, uygulamalı. Eğitim. Tabii. Aslında gelin ya da damat hı hı. nihayetinde evin delikanlısı ama o yeni bir artık sorumluluk kalmış bir makamı var. Tabii, damat. Tabii. Ee, ikisi aslında o evde bir çıraklık dönemini geçirmeleri lazım. Ama şu andaki anneler istemiyor. Aman ama diyor gitsin diyor. Ama şu an zaten mesela şu an biz İstanbul'dayız, metropoldeyiz. Hı hı. Bir kere mekanlar bile uygun değil. Eskiden hani e, müstakil evler vardı. Gerektiğinde birer oda eklenebilir sistemdi. Hı hı hı. Şimdi insanlar 3 artı 1 dairede ancak kendilerine yeter durumdalar. Bir başkasına ev almak ancak misafirlik şeklinde olabiliyor. Uzun vadede çok mümkün değil. Hı hı. E, böyle bakıldığında hani Kapitalist sistem de zaten şu anda bizi götürmeye çalıştıkları sistem de bunu istemiyor. Yalnız yani tüketim toplumunun olabilmesi için insanların yalnız ve muhtaç olmaları gerekiyor. Yani kapitalist sistem aslında çok kibar söylüyorsunuz bence. Ben biraz böyle bunu e, şey kibar olarak gördüm bilmiyorum evet. Ercan Hocam. Yani şeytani bir sistem diyelim. Yani Türkçesi o eski. Ne kadar yani, çok ev kurulursa, ne kadar çok bağımsız yaşayan kişi... İnsanlar ne kadar yalnızlaşırsa... O kadar çok inşası, o kadar çok de. mal ve hizmetten ayrıca yararlanmak zorunda kalacak. Yani o birliğin, topluluğun bereketi kalmıyor yani. Yani mesela bir sofrada eğer yemek varsa iki kişi de doyar, üç kişi de doyar. Ama o sofradaki iki kişi, üç kişi ayrı ayrı mutfaklarda pişirmek zorunda kalırsa... ...bunun maliyeti de artar, zahmeti de artar, külfeti de her şey de artar. Dolayısıyla o sinerji de kayboluyor o birliğin beraberliğin şeyde bereketi de kalmıyor. Bizim bugün hani özellikle genç evlilik ya da işte erken yaşta evlilik dediğimiz konu da aslında. Kaç sene kaç yılında ev, yani daha doğrusu kaç yaşındayken evlendiniz hocam? Ben 18 yaşında evlendim. 18 yaşındayım. 18 yaşından 10 gün almıştık. Tamam. Eş durumundan beraber. Hocam gitti. siz kaç yaşındaydınız? Ben bir tık büyüktüm. Evet. Bir, bir yaş ben. Tamam, büyük. çok güzel. Ee, yani siz de aslında genç bir evlilik Tabii, yaşadınız. Evet. Ama gen, yani bizim zaman 30 küsür yıldan hı hı. bahsediyoruz. Ee, şöyle düşünüyorum ben hatta öğretmenlerim hı. evleneceğimi duyduğunda hiç şaşırmamışlardı. Rahatsızlıkta bir eleştiri de almamıştım. Ee, çünkü evlilik yaşı dediğimiz şey esasında çok da kronolojik değil bazı aralarda. E, kişinin tabii ki ruhsal durumu, psikolojisi, bedensel yapısı ya da sosyal olayları nasıl karşıladığı çok kıymetli bu anlamda. E, 30 küsür yıl evvel ben 18-19 yaşında evlendiğimde bu devlet bana bir çocuğun dünyaya gelme sorumluluğunu ve yetkisini veriyor. Yani bana o kadar büyük bir e, sorumluluk veriyordu ki o yetkiyi veriyor. Evlilik onun yanında çok kolay. Yani o evlilik cüzdanı efendim işte sadece kağıttan ibaret değil. Evet. Aslında toplumun aslında devletin sizin omuzlarınıza koyduğu tabii ki, tabii ki. ve aynı zamanda yani evet. dini literatürde baktığımız zaman Allah'ın sizin yeniden bir sorumluluk almanızı istediği bir asla sistem içine girmiş oluyorsunuz. Evet, evet. Bir de evliliğin... E... Yani çok önemli bir boyutu var, cinsel bir boyutu var. Uh -huh, uh -huh. Ee, i̇nsanlar niye evlenir sorusunun altını açtığınızda bu çok önemli bir parametredir. Şu anda zaten en çok e, sorun olan, konu olan cezaların sebebi de bu. Yani insanlar e, cinselliği sağlıklı, helal daire ya da legal dediğimiz dairede yaşayabilmeleri için bir evlilik müessesesinin içine girmek zorundalar. E, ama öyle bir hale geldi ki inancımızdan koptuğumuz için bizim için... E, evli olmadığınız bir insanla o anlamda bir araya gelmek zinadır e, ve çok büyük bir cezası vardır maddi manevi. Şu anda o e, şu anki yaşadığımız toplumda hiçbir cezası yok, hükmü yok. Böyle bakıldığında biz arasatta kalıyoruz inancımızla. Şu an günümüzde yaşadığımız olay birbirine hiç örtüşmüyor. Hmm. Ama bir gerçek var. Ergenlik dediğimiz olayın hemen arkasından yetişkinlik evresine geçerken bu cinsel istek oluyor, doğal olarak oluyor, o hormonlar hareket ediyor. Hele hocamın az önce ifade evet. ettiği o... Ee, gerçekten genetiği evet. değiştirmiş ürünler kullanmış olmamız. Tabii ki olmaması... o da hızlandırıyor. Değil mi? Çok ciddi madde etki ediyor. Evet. Şu anda yapılan araştırmalarda hani biz ergenliği bir 18'e doğru götürürken e, önergen dediğimiz bir kavram çıktı ortaya. Artık 11-12 yaşında çocuklar ergenlik statüsüne adı önergen de olsa giriyor. Dediğimiz gibi hani insanların bilgi girdisi diye bir şey var. Gözün gördüğü, kulağın duyduğu, beynin algıladığı şey insanı çok değiştiriyor. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler çok değiştiriyor. Ve bunlara baktığımız zaman Çocuklarımız evveler rağmen e, cinsel anlamda, bedensel olarak, dürtüsel olarak çok daha üst seviyedeler yaşlarına göre. Bundan 30 yıl evvel 12 yaşındaki çocuğun bilemediği birçok şeyi biliyor çocuklarımız internet ve sosyal medya aracılığıyla da maalesef böyle olduğunda kayıtsız da kalınamıyor. Yani uh -huh, şu anda uh -huh. inşallah o konuya geleceğiz ama yani biz resmen inancımızla şu an güncel yaşadığımız olay içerisinde arada kalmış durumdayız. Çocuklar bu kadar bu konuya istekli bu kadar meraklı bu kadar önündeyken onlara sunulacak... O zaman bizim onlara ne sunmamız gerekiyor? Bence bunu tekrar Aynen. soralım soracağız size çünkü çok önemli. Aynen. Yani evlilikte evli aslında bir teşvik var, erken evliliğe de bir teşvik var ama hangi erken evliliği, hangi erken ergenlere teşvik edeceğiz? Aynen. Hangilerini yönlendireceğiz? Ya yani da hangilerine bu kapıyı açacağız. Bize düşen ne vazife var? Bunun konuşulması lazım. Evet. Ee, siz cümlenizi tamamlayabilirsiniz hocam. Öyle. E, bizim şunu yapmamız lazım. Yani bir hem anne baba olarak hem de toplum olarak ya da devlet fonksiyonel olarak e, gençlerimizi sağlıklı bir eğitim ve gelişim sürecinde hem bedeni hem de zihinsel olarak e, evliliğe aile sorumluluğunu üstlenmeye hazırlamamız lazım. Yani bu önce bunun sağlıklı bir eğitimle ya hem ailesinde hem de okulda vermek lazım. Daha sonra uygun yaşa geldiğinde e, onun rahat ve huzurlu bir evlilik yaşayabilmesi için koruyucu teşvikler, koruyucu yapıcı desteklerle e, bunu maddi ve manevi olarak e, güçlendirmemiz lazım. Biz çocukları kaderleriyle e, maruz kaldıklarıyla baş başa bırakıyoruz. Onlardan bir kısmı bu kelime biraz hocam açalım evet. kaderlerinden ziyade nefisleriyle baş başa yani, bırakıyoruz. Yani evet evet onları yani kendileriyle baş başa bırakıyoruz kontrolsüz bir ortama kontrolsüz bir e, çünkü şeye, kader şöyle anlaşılmaz. Evet. Ya benim kaderimde vardı işte erkin evlenmek, evet. benim kaderimde vardı işte özür dileyerek söyleyeceğim, İşte efendim istismara uğramak, benim kaderimde vardı deyip de böyle suçu kadere atanlar var. İyi, iyi, evet. Halbuki kader o değil. Onu kendi söyle yani üstesinden gelemeyeceği, yönetemeyeceği atmosferlerin içerisinde korumasız bırakıyoruz özetle. Halbuki benim efendim diyor ki, evet. ya Rabbi göz açıp kapayıncaya kadar, beni nefsimle baş başa bırakma. Evet. Ama biz çocuklarımızı baş başa bırakıyoruz. Evet. Bırakıyoruz ve korumuyoruz. Ondan sonra maruz kaldıkları olayların sonuçlarından utanıyoruz, üzülüyoruz, rahatsız oluyoruz. Nereden oldu, nasıl oldu diye şoka giriyoruz. Çoğu kere yani mesela uyuşturucu kullanan ailelerin şey çocukların aileleri bile çok geç fark ediyor. Ee, ...çocuklarımızın ne yaptığından haberimiz olmuyor. Kimlerle gezdiğinden, kimlerle görüştüğünden sosyal medyada... ...kimlerle iletişim içinde olduğunu iyi takip etmediğimizde... ...denetlemediğimizde, koruyamadığımızda... ...istemediğimiz sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Ee, bizim e, şu özetle söylemeye çalıştım ...çocukların hem bedeni olarak hem de zihinsel olarak... ...gençliğe sağlıklı adım atmalarını sağ, e, temin ettikten sonra... ...onların bu yolculuğuna eşlik ettikten sonra... Gerçekten de işte 20'li yaşlarda çok böyle uzatmadan 25-26-30 yaş yüksek bir yaş evlenmek açısından. Ama sadece yaş olayına değil, onun mesela mesleki eğitimiyle, sorumluluğuyla ve toplumdaki kabulüyle beraber hazırlayarak böyle gençliğinin erken dönemlerinde, bu işte 20'li yaşlarında ...evlenmelerini teşvik etmemiz lazım. Evlilik aynı zamanda beraber büyümeyi de sağlamalı. Ben şimdi eşimle evlendiğim zaman... ...18 yaşında evlendim. O da beraber evlendiğimizde... ...tabii ki benim kendi... ...ben Muş asıllı İstanbul'da doğan birisiyim. Ailem Kürt geleneğinden... ...Kürt yaşantısından geliyor. Eşim Türkmen. O da Sinoplu. Bizim doğal olarak kendimize getirdiğimiz bazı... ...olumlu veya olumsuz... ...davranışlar alışkanlıklar vardı karşılıklı bu iki farklı bağımsız öne çarkın birbiriyle dönmeye zorlanması gibi evlilik içerisinde biz birbirimizi yapılandırdık yeniden oluşturduk yeniden farklılaştırdık ben aşırılıklarımdan o aşırılıklarından ben eksiklerimden ya da işte karşılıklı faydalandık ve bir bu arada bir yetiştik. sorayım da hem biraz böyle latife olsun diye Tabii. baskın kim oldu burada Tanıyorum ben oldum birazcık ilk zaman sonradan herhalde. Ata erkil bir düşünceden mi kaynaklanıyor yoksa gerçekten ya hanım buyurun sen diye mi yaptın centilmenlik miydi bu? Yani şöyle benim evliliğe bakış açım şu oldu. Ee, kendi annemi babamı ya da aile ya da şey çevremi seçemem değiştiremem. Onlara olduğu haliyle sevmek kabul etmek saygı göstermek zorundayım. Onlarda gördüğüm olumlu ya da olumsuz özellikler mutlaka herkeste olduğu gibi vardır. Onlar bana bir rehber, bir ışık olmakla beraber ideal e, yuvayı inşa etmek benim hani e, irademde, kendi evimde bunu yapabilirim diye düşündüm ve bu şartlarımı söyledim. sağ olsun Anne da, babanızla beraber yaşadınız mı? Kayınvalide hayatı yok, yaşadınız mı? Biz... biz direkt memur olduk, evet. biz direkt hmm. hayata beraber başladık. Yani e, Dolayısıyla biz birlikte yaşamayı öğrendik, birbirimizle geçinmeyi öğrendik. Bunun e, sıkıntılı zamanları olmadı mı? Oldu elbette. Ama bunlarla zaten evlilik dediğimiz şey e, her gün aynı düzen olursa zaten sıkılırsınız yani evlilik. Monotonik olunca. Tabii Bir e, muazzam bir olay. Şimdi hani e, izleyenlerimiz sosyal medyadan yoğun şeyler de geldi. Bu programa çıkmadan önce duyurusunu yaptığımda e, işte genç evlilik mağdurları diye bir e, ...olay var. Birazcık belki ona... Ona gireceğiz. Bu arada sevgili evet. izleyenler... E, ...Fatma Özçelik Hanım'a... ...ve Ercan Özçelik Bey'e... ...Doktor Ercan Özçelik Bey'e... ...erken evlilik mağdurluklarıyla ilgili... ...erken evli teşvikle ilgili... ...efendim işte e, genç kızlarımızın... ...hatta erken evlenmiş kişilerin... ...varsa mutlulukları ile ilgili... ...problemlerle ilgili... ...lütfen bana yazın. Nereden yazacaksınız? Lokman Yıldız TR Instagram adresinden lütfen yazın. Ben de hocalarıma sorayım olur mu? Hadi bakalım. Şöyle bir Instagram'a bakın. Sonra bu konuyu can kulağıyla izleyin. Çünkü çok önemli şeyler konuşacağız. Evet bu arada hocam bu coğrafyalarda erken evli teşvik vardı. Fakat bir de şöyle bir şey var. Saat 16. Bu arada mesela şu durum da söz konusu. Bizim büyüklerimizden kaynaklarımızdan da gördüğümüz kadarıyla genç yaşta evliliğe bir teşvik var. Evet. Hatta şu ifade kullanılıyor. Gençlerin iffetini evlilikle koruyun. Evet. evet. Hatta evlilik için dinin yarısını kurtarmak diye. Kurtarmaktır. Var. Sizden de bununla ilgili birkaç şey alalım. Ondan sonra genç evlilik mağdurlar, genç evlilik mağdurlarını konuşalım. Tamam. Ee, yani o önemli bir şey dediniz. Çocuklara gerekli bir bilgi veremedik diyoruz. Evet rehberlik yapamıyoruz. Yapamadığımız için aslında yedikleri ve içtikleri çocuklara farklı bir şey taşıyor. Bir de gördükleri de var, izledikleri de var değil mi hocam? Tabii ki. Ya açıkçası biz şu anda geçiş toplumu statüsüne geldik. O geniş ailede dediğimiz zaten birçok şey halloluyordu. Hı hı. Tecrübi noktadan. Ama şu anda biz çekirdek aile sisteminde yaşıyoruz ve büyük metropollerden çoğu kere bahsediyoruz. Ee, eskiden o koruma ve kollamanın tamamı gitti. Şu anda evlenecek kişiler iki kişiyle 3 artı iki artı bir daireye girecekler ve tüm hayatlarıyla kendileri muhatap olacaklar. <laughs> Sorunlarıyla baş başa kalacaklar. O noktadan bakıldığında e, tabi ben erken evlilik hani bizim şartlarımız böyleydi ama adı üstünde erkense eğer o evlilikle ilgili de düşünmek gerekiyor çünkü evlilik tek boyutlu bir olay değil. Bunun psikolojik boyutu var, sosyal boyutu var, cinsel boyutu var, ekonomik boyutu var, birçok boyutu var. Böyle bakıldığında evliliğe evliliğe insanların gerçekten hazır ve farkında olması gerekiyor. Biz en çok da Türkiye'de şu anda geniş aileyi artık sahip olmadığımız için şu anda evlilik ve aile okullarının bir an önce hem devlet desteği hem STK'lar, medya her aracın buna hizmet etmesi gerekiyor. Çünkü insanlar evlilik gibi çok önemli, çok da koruyucu, bütün neslin de devamını sağlayan güzel bir sistem. Aslında bu bir tehlike hocam. Yani bu bir tehlike. Evlenmeden önce evlilik mağdurları söz konusu, mağdurlukları söz konusu. İşte yani insanların cinsel olan ihtiyaçlarını giderecekleri helal dediğimiz legal dediğimiz bir evlilik dairesi varken uh -huh. bu ihtiyaçları sanki hiç yokmuş gibi ya da sınırsızca kullanacak kadar böyle keyfi bir alan açıp o insanlar oraya bıraktığımız için evlilik bence kadını da erkeği de nesli de koruyan en güzel sistem. Çünkü adı var, yeri var, mekanı var, kuralları uh -huh. var, öncesi var, sonrası var. Ama bunun dışında yaşanacak tüm birliktelikler hiçbir şekilde korunaklı değil. Kadın içinde değil, erkek içinde değil, oraya doğacak nesil içinde değil. Uh -huh. O yüzden uh -huh. evlenenin hani din dediğimiz şey sadece ibadet değildir. Tüm hayatı kapsar. Onun yarısını kurtulma sebebi o. Çünkü helal daireye giriyorsunuz bir kadın ya da erkek olarak hem dünyanızı hem ahiretini içine alan bir koruyucu sisteme dahil oluyorsunuz. Uh -huh. Bizim esasında şu anda yaşadığımız en büyük problem biz ahiret unutmuş bir topluma dönmeye başladık. Sadece dünya için yaşarsa. Çok önemli bir cümle ya, hakikaten hocam. Ahireti unutmuşuz gibi bir hal var bizde. Çok fazla. Bence buraya bir virgül koyalım. Tamam. Ee, kısa bir ara diyeceğiz. Ee, sevgili izleyenler, ee, aslında gençlerin e, evlenmemelerinin altında yatan çok önemli bir mevzu burada konuşacağız. Onu da ben e, şimdiden ifade edeyim. Fakat kısa bir ara deyip biz buradayız efendim. Siz bekliyoruz. Efendim bir kez daha aile vaktinden herkese merhabalar diliyoruz ve özellikle erken evlilikle ilgili problemleri erkek erken evlenmiş kişilerin mağduriyetlerini ve neden erken evlilik noktasında sıkıntılar yaşıyoruz işin uzmanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz sosyolog ve sosyal aile uzma, sosyal hizmet uzmanı Fatma Özçelik ve doktor e, Ercan Özçelik de birlikteyiz. E, hocam e, aslında söz sizdeydi. E, biz şöyle bir cümleye kurmuştuk. E, evet biz m, bu çocuklara e, aslında bir şeyler verememenin biraz da acısını çekiyoruz galiba. Onlara doğru rehberlik yapamamanın sıkıntısını çekiyoruz. E, erken e, yani evlenmek mümkün, gencin iffetini korur. Ama hangi çocuklar? Değil mi? Tabii ki. Buyurun. Ee, şimdi evlilik yaşı ile ilgili söz konusu olduğunda tabii ki o insanın biyolojik yaşı dışında ruhsal uh -huh. ve zihinsel yaşı da çok önemli. Bu anlamda gerçekten o yükün altına girebilecekleri seçiyoruz. Şu anda biz böyle bir yükün altına girebilecek çocuk demeyeyim, genç artık yetişkin sıfatına ermiş insanlar bile eğitim almaksızın bu sisteme dahil olduklarında çok büyük sorunlar yaşayabilirler. Ee, okul dememizin, eğitim dememizin sebebi de o. Maalesef şu anda çekirdek aile sisteminde anne babalar çocuklarına bunu çok da fazla veremez durumdalar. Hele anne çalışıyorsa ister istemez otomatik olarak bu e, miktar da azalıyor. Böyle bakıldığında aynı zamanda bizim e, esasında hani inancımız gereği Hayatı kolaylaştırmak üzere sistem kurulmuş ama biz her şeyi zorlaştırır bir topluma döndük. Biz evliliği de zorlaştırdık, boşanmayı da zorlaştırdık hı hı hı. ve bu zorlaştırmayı da çoğu kere gelenek ve göreneklerden kaynaklı yaptık. Şu anda mesela bizim üç tane çocuğumuz var, iki oğlumuz var. Allah, ee, Allah, olsun. Allah razı olsun. Ufak ufak böyle bir e, endişe başladı yani birkaç yıl sonra birini e, beğenip de evlenmek istediğinde toplum halen daha şöyle şunu söylüyor yani. 200-300 bin gibi çok yüksek miktarlar bizler için, uh -huh. helal dairede uh -huh. kendi rızkını kazanan insanlar için. Böyle bir meblağ söz konusu sadece bir evliliği gerçekleştirebilmek adına. Yani bir zorlaştırma e, var. Mecburiydi. Hem de çok fazla evet. ve bu zorlaştırmayı kimseye e, suç atamayız. Çünkü devletin ya da hükümetin ya da başka birinin bize dayattığı bir şey değil. O düğünleri, işte kınaları, o masrafların hepsini. O kapitalist sistemin de bize vermiş olduğu tüketimle birlikte bizler talep ediyoruz özellikle. Hı hı, maalesef hı. E, hani kadınlar ya da anneler. Yani ya da ihtiyaç da olmayanlar da ihtiyaç Aynen. olarak aldırılıyor. Evet. Bu arada hocam hakikaten şununla da hani aile danışmanı olduğum için zaman zaman bu tür şeyleri de görüyorum. E, bizzat da şahit olduklarım var. Benim diyor oğlumun ya da kızımın yeter ki huzuru olsun temel ihtiyaçları alınsın ötesini biz istemiyoruz. Keşke. O kadar böyle kolaylaş, kolaylayıcı bir um, şeyle, Öyle yöntemle iletişim kuruyorlar ki evet. işte bu adamlara, işte bu düşünceye sahip anne babalara selam olsun buradan. Evet. Gerçekten evet. Allah onlara hayır, huzur nasip etsin. Çünkü benim efendim Aleyhisselam vesselam. Zorlaştırmayın diyor. Evet. Yani sadece dini öğretilerde efendim zorlaştırmayın, kolaylaştırın, sevdirin, nefret ettirmeyin cümlesi sadece dini yaşamada değil. E, din muamelat. Evet. O zaman gelin evlilikte de kolaylaştıralım. Evet. Bu gençlerin önündeki o kapitalist sistemin getirdiği fazla olan ihtiyaçları kaldıralım. Evet talebet. Yani ben mesela sosyal medyada geçen yazdım. Dedim ki ihtiyaç fazlası olan her şey bizi zehirliyor. Evet, israf çünkü. Tabii ki yani. Evet. Ee, bir de aynı zamanda hani gençlerin <laughs> şöyle de bir durum var. Niye evlensinler? Hani 25 yaşına gelmiş bir genç erkek olarak düşünelim. Neden evlensin? Bu toplumda hakikaten niye evlensin? Neden hocam? evlensin? Hani eğer e, evlilik birisiyle cinsellik yaşamak, onunla bir hayatı paylaşmak, sorumluluk almak, işte birlikte hareket etmekse Veyahut da karşı cinslerin bir araya gelmesi ise maalesef şu anda toplum olarak biz bunu zaten e, neye dayanarak yapıyoruz çok da bilmiyorum ama böyle bir e, sınırsız bir özgürlüğü sunmuş durumdayız biz çocuklarımıza. Çok rahatlıkla erkek kız görüşebiliyorlar çok ileri dediğimiz evlilik içi yaşanabilecek her türlü şeyi evlilik öncesi yaşayabiliyorlar. Öyle olunca özellikle erkek neden evlensin? O sorumluluğun altına girsin kısmı geliyor. Ve maalesef evliliğin tabii ki başlangıcı var, bir gelişmesi var. Uh -huh, Bazen uh -huh. de sonlanması gereken bir boşanma evresi geliyor. O boşanma döneminde de şu anda yaşanan o kadar çok büyük sıkıntılar var ki e, nafaka konusunda, velayet konusunda, e, boşanmanın o süreci konusunda ve çocuklar artık bunu biliyorlar. Yani evlilik sanki bir mahkumiyet gibi ya da bittiğinde ömür boyu bir zulme dönecek bir sistem getirdik biz onlara. Evet. O yüzden de evlenmek istemiyorlar. Bu arada olarak. mesela benim danışanlarımdan bir tanesi dün daha e, <laughs> mahkeme sonuçlanıyor. E, ben süreci biliyorum. Bir e, psikoterapist olarak bir aile danışmanı olarak Yaklaşık bir yıldır bir hanımefendi kardeşimize ben rehberlik yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum. Tabii psikolojik olarak çok ciddi problemleri olan birisi. Gerçekten ciddi manada bir gelişimsel sürecini ben yakaladım, yaşadım. Ee, ve dün sonuçlandı. Ee, efendim bir buçuk yaşındaki çocuğu kalkıp babaya verdiler. Baba farklı alemin adamı, farklı problemli bir insan. Ama hocam gerekçeye bakar mısınız? Psikolog yani bilir kişi Güya göndermişler kızım demişler babanı mı çok seviyorsun anneni mi çok seviyorsun ben babamı çok seviyorum Hakim velayeti babaya veriyor çok nadir bir durum genelde anneye verirler evet Erkek. bakın çok özür dileyerek söylüyorum buradan buradan ifade etmek istiyorum bu süreci başlatan her kimse lütfen elini vicdanına koysun ya hocam özür dileyerek söyleyeceğim sevgili izleyenler yani genel evinde bile bir kadının çocuğu çocuğa verilmiyor mu ya? Yani. Yani bunu nasıl bir şey yapacağız? Neye koyacağız? Yani bu, bu annenin feryat figan. Evet önünde ben varım. Yatıştırmaya çalışıyorum. Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Ama bir annenin yüreğinden Ortak kopuk vay. giden bir evlat var. Ve bu evlat bir buçuk yaşında. Ama zaten biz o sistemi de yönetemiyoruz. Yani velayet ortak bir velayet sistemi. Yani buna ortak. karar veren hakim, bunu ifade eden pedagog, psikolog nasıl bir vicdanla böyle bir adım attırıyor? Garip geliyor bana. Yani çok ciddi sıkıntılar var hocam yani. Ve bunlar kamuoyuna yansıyor işte. Yani boşanma sonrası da maalesef çok büyük sıkıntılar yaşandığı için İnsanlar en başından bu e, evlilik müessesesine çok da sempatik artık bakamıyor yeni nesil. Bir de dediğimiz gibi ihtiyaçlarını karşılayın çünkü zina suç değil bu toplumda. Çok rahatlık. Çok herkes, önemli bir konu. Gerçekten bir çok önemli bir konu. Ee, yani e, hanım kız ya da delikanlı Fark et. Aslında iffetini koruması gerekirken aslında sizin ifade ettiğiniz gibi o helal dairedeki e, ihtiyaçlarını gidermek gerçekten barınmadır, temel ihtiyaçlardır vesaire bunları karşılaması gerekirken efendim çok da ihtiyaç duymuyor. Zaten istediği evet, evet. kişi görüşüyor, buluşuyor. ihtiyaçlarını gideriyorlar yani. Ve evlilik yasal bir tuzak haline gelmiş durumda. Şu anda hani sizin bahsettiğiniz çocuk velayetinde annenin mağdur olması hani yüzde birlik bir oranda neredeyse diyeyim. Genellikle bunun mağduru maalesef babalar oluyor. Yakın zamana kadar biliyorsunuz babalar çocuklarını e, hacizle görmek zorunda kalıyorlardı. Daha yeni onunla ilgili mevzuat düzeltildi. E, çocuk evet bizim inancımıza göre yani çocuk e, babaya baba ait. Evet doğru. E, evet onundur. Eee ama fiilen tabii ki annenin, babanın e, çocuğun her ikisiyle de ve onların akrabalarıyla yani dedesiyle, nenesiyle, halasıyla, teyzesiyle nitelikli beraberlik, e, zaman geçirme, onlarla ilişki kurma hakkı vardı bu çocuk haklarına da göre böyledir. Ama bizde nedense olan uygulama şu, çocuğun velayetini alan bunu bir intikam aracı olarak karşı tarafa zulüm haline geçiriyor ve mümkün olduğu kadar şey yapıyor, bir baba ya da bir anne, sizin olayınızda anne ama genellikle babalar ayda sadece 8-10 saat, 2 haftada bir sınırlı, hele il dışı olsa bile sınırlı saatlerde görüşebiliyor. Yani 8-10 saat görüşmeyle bir çocuk babasıyla nasıl ünsiyet kurabilir? Nasıl o büyüme çağında karşılıklı o ihtiyacını giderebilir? Hocam. Bunu daha insani boyutlara getiriyoruz. Bakın hocam, derdi. sosyolog çocuk 4 yaşına kadar evet. bağlanma duygusuyla yaşıyor. Evet. Bağlanma dediğimiz şey çocuk dünyaya geldiği an bir kordon kesiliyor ya. Evet. Bakın sanki o kordon kesilmemiş gibi manevi 4 yaşın sonuna kadar o kordon devam ediyor. Evet. Çocuk annesinin gözüyle, annesinin kulağıyla, annesinin dünyasıyla, duygularıyla yaşama tutulmaya çalışırken yani o kadar canım sıkılıyor ki bazen buradan deşifre edesim geliyor. Böyle insanları. O kadar böyle canım sıkılıyor. Yahu Allah aşkına ya vicdanınızla hareket etsenize. Doğru. Ama bütün sorunlar da bir vicdana geliyor. Yani e, tabii ki evlen, evlenirken insanlar kötü niyete evlenmiyorlar. Severek, aşık olarak belki güzel niyetlerle evleniyorlar. Yürümeyebilir. Yani güzel başladı hı hı, ama yürümeyebilir. Onu da güzel ayrılmasını becermemiz gerekiyor. Ama kanunlara da baktığınız zaman, boşanma davalarına, süreçlerine baktığınız zaman da o insanları birbirine düşürecek bir ortama da dahil oluyorlar. Mesela karı koca artık karı koca olmak istemiyor. Bu gayet normal. hani u Teala'nın en sevmediği helalden birisi boşanma. Evet. Ama onu da usulüne uygun vicdani yapmak gerekiyor. Ama öyle bir hale geliyor ki ben o insanla artık yaşamak istemiyorum. Evet okey anlaştık biz nasıl birleşmemiz kendi isteğimiz dese ayrılmamız da vesile. Ama o ayrılırken o kadar uzatılıyor ki bu. Yılları alıyor ve insanlar birbirlerine düşmanca Defret hani düşmanlıkları artmaya başlıyor. Ama bunu e, şey, şiddetin şiddetin o dozunu bu, he, bu, sebe sadece kişisel değil bu. E, o davalar içerisinde öyle şeyler yaşanıyor. Uzaması çok. Sonrası işte e, velayet e, sorunu. Bunların hepsi Kadın ve erkeği bir zaman işte aşk ile bakan, sevgi ile bakan iki insanı iki düşmana çeviriyor ve bu düşmanlık iki kişi arasında da kalmıyor, aileler de işin içerisine giriyor <laughs> ve artık korkunç bir savaş gibi yani boşanma savaşına dönmüş oluyor. Bu boşanma savaşının dönmesinin iki temel sebebi var. Dediğim gibi insanlar artık ahiret duygusu, kul hakkı, vicdan konusunu geriye atıp... ...sanki birbirinden alacaklı ama çok zalimce alacaklı bir hükme geliyorlar. Ve kanunlar da, e, yönergeler ya da yönetmelikler de onları pohpofluyor bu anlamda. E, bakıyorsunuz ki ya tamam evlendik, boşanacağız. Bu, bu kadar doğal esasında, bunu sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir. Hele hele çocuk varsa... O çocuklar için büyük perişanlık oluyor zaten. O çocukların, sizin dediğiniz gibi sonuçta çocuk özellikle 0-7 yaşta aldığı her şeyle dünyaya, hayata ve ilişkilere bakıyor. <laughs> Boşanmış aile çocukları eğer bu boşanmayı sağlıklı bir şekilde sürdüremezlerse, o çocuk tüm hayatı boyunca bütün ilişkilerine anormal ve sağlıksız bakıyor <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Şeye gelmeden programdan önce eski yazılardan, raporlardan baktığımda Türkiye'de şu anda yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında Anne veya babası ayrı yaşayan boşanmış çocuğun olduğunu eğer istatistik oranlarını yaparsak e, her 10 evden birisinde anne ya da babası olmayan çocukların yaşadığını e, görüyoruz sayısal olarak. Bu bizim geleceğimizi dinamitleyen bir şey. Eğer sağlıklı bir ailede yetişmeyen çocuk geleceğin teröristi olur, suçlusu olur. ...kötü alışkanlığına düşen olur... ...ahlaksız olur... ...her şey olabilir çünkü... ...bir kanadı eksik... ...bir tarafı eksik... ...bunlara göre de... Evet. bunları da göre de... ...evlilik yani bu çocuklara göre... Evet. E, ...evlilik onlar için yasal bir... ...engel olur... Aynen. ...yasal bir zulüm olur... ...yasal evet. bir... ...çünkü evliye iyi bakamayacak ...güzel örnek... ...benim annem babam evet. beni bırakıp gittiler... Evet, evet. ...şimdi bu çocuk... ...işte diyelim o kız çocuğu... ...Allah korusun... ...bakın... ...kız çocuğu annesinden alınıyor... ...bir buçuk yaşında... ...verilmiyor... Şimdi bu çocuk ki baba problemli ben hani süreci bildiğim için. E şimdi bu çocuk o babanın yanında şimdi yetişecek. Nasıl yetişecek? 12 yaşında girdiğini düşünsenize. Bir de erken bir evlilik ergenlik dönemi yaşarsa. Söylediğiniz gibi yemeler, içmeler, işte hormonlu falan vesaire uyarıcılar fazla. Ne olacak peki? Sağlıklı yetişemeyecek. Yani o yüzden eğer anne ya da baba yaşıyorsa Olağanüstü yani çocuğun üstün yararına aykırı çok böyle e, mesela şey olur, akıl hastası olur, e, ağır bir kötü alışkanlığı olur. Yani kendinde değildir, akli melekeleri yerinde olmayan bir ebeveyn değilse e, bu anne ve babayla çocuğun gelişme çağında iletişimini mümkün olduğu kadar adil ve üst seviyede tutmak hem toplumun görevi olmalı hem de devletin üzerinde durması gereken bir ana hedef olmalı. Biz bunu sağlayamıyoruz. Ortalıkta mutsuz insanlar ve anne baba şefkatinden mahrum büyüyen, düşman hatta yetiştiren EYS diye bir olay var. Ve yabancılaştırma sendromu. E, anne ya da babasına düşman olarak yetiştirilmiş, e, karakteri bozulmuş, dengesi bozulmuş çocuklar var. Bunlar ileride kendi ilişkilerinde de sağlıklı yaşayamıyorlar. Yani düzenli bir... Kadın erkek ilişkisini yaşayamıyorlar, başarılı bir evlilik kuramıyorlar çünkü bilmiyorlar, görmediler. Ve birçok problemler, birçok sistemler, birçok böyle suç örgütleri ya da işte efendim vesaire genelde bu evlilik mağdurlarında yaşayan ve orada yaşayan sahipsiz. çocuklar o sahipsiz tabii, tabii. çocuklara ya da işte efendim çok da ilgilenilmeyen o çocuklar ve gençler üzerinde yürür. Yani bu da onlara bir malzeme tabii, aslında. Onlar için kolay istismar, istismar edilecek, kolay e, kandırılacak hedef kitle oluyor. Ama diye. şöyle de olmamalı. Yani diyelim ki e, evlilik gerçekten çekilmez bir hale geldi. Çocuk da var ortada. Anne baba her gün birbiriyle tartışıyor. Uh -huh. Her türlü şiddet orada. O çocuk için de orası esasında çok sağlıklı Hayır zaten değil. biz boşanmaya karşı değiliz. Hı, yani evet. o anlamda yani, boşanılması gereken insanlar boşansın ama boşanırken bile e, hem kadına hem erkeğe hem de çocuğa zarar vermeyecek şekilde bunu da devlet kanunlar herkes desteklesin. Hele o, bir de çocuk anlamda. varsa şimdi normal şartlarda siz kavga edip ayrıldınız tamam çocuk varsa... Ömür boyu o çocuktan Mecburiyet. dolayı Tabii, bir şekilde bir iletişim kurulacak. Aynen yani nefret ettiğiniz düşmanınızla görüşmek var. Hı hı. Eh yani işte mecburiyetten dolayı görüşeceğimiz ama düşmanım olmayan. Mesela benim birisi. Çok, çok önemsediğim bir şey var. Ee, biz bu kadar önemli dediğimiz aileye e, hiçbir eğitim almadan, hiçbir ruhsat almadan sadece sevdik ve müsaitiz evleniyoruz diye giriyoruz bir ehliyetimiz yok evlilik nedir bilmiyoruz İletişim nedir bilmiyoruz kadın erkek nedir bilmiyoruz cinsellik nedir bilmiyoruz çocuk sorumluluğu nedir çocuk gelişimleri nedir bilmiyoruz bunların çoğunu iyi niyetli olan kulaktan dolma bilirse belki olabiliyor evet. bilemediği zaman da en ufak e, hani e, Nasıl diyeyim en ufak alanda bir anda çatışmalar başlıyor. Aile danışmanlığı diye sizin de benim de mesleğim olan bir danışmanlık var. E, nasıl aile hekimi varsa aile hekimi ne demek? Sizin lokalde şu anda çok da pratik olmamakla birlikte hani teorisi çok kuvvetli. E, her şeyinizi bilen bir hekiminiz var. Bu ne demek? Benim sağlığım güvencede demek. Hastalandığımda hemen müracaat edeceğim demek. Aile danışmanların da aynı aile hekimleri gibi yerele, lokale taşınması gerekiyor. Evliliğin çünkü birçok süreçleri var, birçok sorun alanları var. En ufak bir tıkanmada benim aile danışmanım aynı aile hekimim gibi mahallemde olduğunda ben eşimle böyle bir sorun yaşıyorum ya da çocuğumla ilgili böyle bir sıkıntım var. Bana yardımcı olur musunuz dendiğinde bunu da hani ruhsal ya da zihinsel bir sıkıntı olarak görüp çaresi doktoru da uzmanı da varken onu alındığında eminim birçok Hani kötü boşanma ya da ayrılmayla sonuçlanan ilişkiler tamir edilebilir. Hocam bir örnek edilebilir. mesela vereyim. E, 18 ve 21 yaşlarında çocukları olan bir çift. Problem yaşadılar. Aslında 5-6 yıldır problem yaşıyorlar. Çocuklar gerçekten çok ciddi manada sıkıntıdalar. Fakat çocuğun birisi askere gitmiş. Askerliğin son iki ayında yani bu çift bir şekilde bizimle iletişime geçti. Gelip gittiler ve bir iki seanstan sonra evliliklerinde iyileşme oldu. Hamdolsun. Hmm. Tabi arada bir zaman geçti. İşte haftada bir gün gelip gidiyorlar derken bunların bana geleceği günün akşamında ya yani bir gün öncesindeki akşam askerdeki çocuk terhis olup geliyor. Bunlar sabah sabah kahvaltıda beraber yemek yerken oğlum demiş ya seni hemen bırakıp gitmek istemiyoruz ama bizim bugün doktordan randevumuz var. Kendilerince işte bize psikoterapist olarak doktor demişler. Ee, anne hayırdır demiş. Ne doktoru demiş. O 18 yaşında delikanlı demiş. Abi demiş Annem babam aşk doktoruna gidiyorlar demiş. Ne <laughs> <laughs> güzel, güzel, bir güzel. Aşk doktoruna gidiyorlar. Şimdi demek ki yeniden tesis edilebiliyor mu? Mümkün, çok Bakın, mümkün. hocam diyor, sizin bize bu vesileyle dokunmanız diyor, soframızı neşelendirdi. Çocuklar, aile gülüşmüşler evet. ve muhabbetleri artmış hı. elhamdülillah. Hı hı. Yani mümkün mü bu düzelebilir mi? Kesin. Düzelebilir. Aile hekimine başvurduğumuz gibi aile danışmanlarına da Evet. Ama işte bazen arıyorlar hocam işte ne kadar şu kadar diyorum ya işte falan. Ama bunun mesela, Gel kardeşim diyorum. Tabii ki. Gel kardeşim diyorum yani. Özel sektör tamam evet. ama bunun kesinlikle devlet. Devleti e, daim kılacak ailedir. Yani temel toplumun telini, temeli çekirdeği aile. Aileyi ne kadar yükseltirsek, ne kadar korursak, ne kadar desteklersek bu toplumu desteklemiş oluyor. Peki o zaman olur. şöyle evet, hocam, de. lokalde mi başlayıp bir model mi oluşturmak lazım? Yoksa yukarıdan direkt bu proje olup aşağıya yansıtılması mı Her lazım? Her alan olabilir. Biz mesela evlilik ve aile okulunu çok destekliyoruz. En azından aynı e, araba kullanırkenki ehliyet sistemi gibi bunun da bir ehliyet gerektiren çünkü insan ilişkileri var burada ve insan ilişkileri çok girift. Bunu öğretecek bir okul olmak zorunda. Yani ben evleniyorum diyen insanlar Nasıl ben araba kullanacağım, babam öğretti diyebiliyor muyuz? Hayır, o kursa gidiyorsunuz, bir de sınavına giriyorsunuz, kendinizi ispatlıyorsunuz. O ehliyeti aldıktan sonra oraya giriyorsunuz ve kaza yapmama gibi bir lüksünüz de oluyor öğrendiğiniz için. Tabii ki diğerleri hı hı, ayrı. Hı. Evlilik içinde o ehliyeti aldığınızda en azından o iletişim kazaları, evlilik içinde olabilecek kazaları önceden bildiğiniz, öngördüğünüz için o kazaları yapmama lüksünüz olacak. İlk başta daha evliliğe girmeden bir eğitim olmalı. Daha sonra da uzun süreçlerdeki ki evliliğin bir sürü süreçleri var. O süreçlerde de takıldığımız zaman ay nasıl başımız ağrıdı, dişimiz ağrıdı doktora gidebiliyorsak evliliğimizin sıkıntısı olduğu anda da lokalde aynı aile hekimi gibi mahallemizde ailemizi ilgilendiren bir danışman. Ya ben kendim mesela hiç kendisini görmediğim halde sadece yarım saatlik bir telefon görüşmesiyle boşanma niyetine girmiş bir insanın boşanmaktan vazgeçtiğine şahit oldum birebir. Bu mümkün mü? Mümkün. Boşanmak... Tabii ki helal, tabii ki legal, tabii ki gerektiğinde olacak ama insanlar şunu biliyor. Yani eğer çocuk olmuşsa gerçek boşanma çok mümkün değil. Çünkü o çocuktan dolayı siz ömür boyu muhatap olmak durumundasınız. O zaman onu da en azından o dönemi de güzel geçirmek. Hani boşanmak da olabilir ama o dönemde de aile danışmanından ya da bu alandaki uzman kişilerden destek alınarak en azından birbirimizi yıpratmadan, zarar vermeden ve EYS deniyor işte boşanma, nafaka bunların hepsinin altı aslında bu müthiş bir düşmanlık, bir zulüm, bir zalimlik, kul hakkı yani Müslüman olana yakışmayacak bir sürü faktör görüyorsunuz. Evet. O zaman hocam şöyle mi yapmak lazım? Ben mesela şöyle aslında birkaç senedir böyle hayalim olan bir şeydi. Bunu bugün madem siz gündeme getirdiniz. Mesela ben gönlüm arzu ediyor ki tabii bunu aile bakanlığımızla beraber evet. Evet. böyle bir adım atalım ama. Orada ben endişeliyim. Onu e, ben mesela ben. neden? Çünkü şöyle, e, demin sözünüzün bitmesini bekliyordum. E, bizim bir görevi atadığımız kişinin, o görevi yaparken de e, muhatap olduğu kitleyle, halkla değerleriyle barışık olması lazım. Aile danışmanı dediğim şey ya da şu andaki Aile Bakanlığı'nın bütün teşkilatı, aileyi korumak, kurtarmak yerine yıkmak için bir kere oralara yolu düşen, o kadın koruma merkezlerine e, bir şekilde ilişkisi olan ya da Herhangi bir şekilde adliyeye, işe düşen bir aile bir daha iflah olmuyor. Aile yıkım merkezleri, aile mezbalarına dönmüş durumdalar. O Ama işte aile, hocam orada şöyle, mesela bir şiddet varsa onu da koruma altına almak zorunda Yok, değil mi? Ben şiddet anlamında söylemiyorum. Burada yapıcı yaklaşımla ve değer yani bir şey mesela siz aile danışmanı olarak tahmin ediyorum ki size birisi geldiğinde, problem anlattığında ona... Gerekirse bak kardeşim sen bir hanımefendi olarak bir aile içerisinde bir e, Allah'ın ve Peygamberimizin senden beklediği görevler şunlar kültürümüz medeniyetimiz senden böyle bir yaklaşım bekliyor ya da erkek için senin böyle bir bir kavram olarak bu sorumluluğu üstlenmen lazım. Örnek veriyorum ailenin geçimiyle ilgili bunları hatırlatırsınız çünkü sizin belli bir referans değeriniz var. Hocam ben hatırlatmıyorum. Ben biraz sıra dışı bir aile danışmanıyım. Mesela. Ben direkt söylüyorum. <laughs> tamam. Yani ben o... direkt söylüyorum. Mesela şöyle bir usul var. Ee, bu arada aile danışmanları bizi izliyorsa efendim sizlerin mesleklerine saygım var. Ben de aile danışmanıyım. Evet. Şu var değil yani. Böyle bir zaman kazandırayım ya da kendi kendine düşünmesini sağlayayım. Hayır efendim. Belki kişi düşünemiyor ya. Yani şunu söylemek istiyorum. Ben o zaman düşün, düşüneceğine direkt ben söylüyorum. Evet senin şu 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 şunu yapman şunları da yapmaman sana fayda sağlayacak. Evet. Buyurun hangisini istiyorsun? Aynen. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aile danışmanı bir şey önerirken ya da bir şeyle ilgili olumlu ya da olumsuz fikrini ifade ederken ...referansları bizim medeniyetimize, kültürümüze, değerlerimize uygun, uyumlu olmalı. Ee, biz mesela psikoloji konusunda ya da so biz sosyolojiyi, psikolojiyi... E, ...bu toplumu bilmeyen, bu toplumda şey yapmayan batılı eğitim sistemiyle... ...onların e, metotlarıyla e, yetiştirdiğimiz için bizim sosyologlarımız, psikologlarımız... ...genellikle toplumdan biraz şey yapıyor, hani çok böyle örtüşemiyor, biraz yabancılaşma oluyor çünkü... Ee, anlatılan teoriler, anlatılan referans şeyler, kaynaklar falan hep batı menşeli. Biz kendi değerlerimizle eğitimde bile balışmış durumda değiliz. Bizim eğitimimiz ateizmi şey yapıyor. Şu anda müfredatımız ateist ve materyalist bir felsefenin şey altında. Dolayısıyla bu haliyle bugün bu eğitim sisteminden çıkan aile danışmanlarından da, psikologlardan da, sosyologlardan da hakkıyla verim alamıyoruz. Hakkı. Ama tabii biz olamıyoruz. bütün ümitsiz değiliz. Genel anlamda. Ee, şu, yani. şu andaki eğitim sistemimiz, şu andaki eğitim sistemimiz sizin söylediğiniz o materyalist enkazın altından böyle silkelenerek çıkmaya çalışıyor. İnşallah evet. o bunu arzu ettiğimiz ben, mana yaşanır. Ben de aynı sizin metodunuz gibi direkt söyleyeyim. Öncelikle eğitim sistemimizden bu Fulbright anlaşmasının he, şey kaldırmamız lazım. Biz hala Ankara'da kurulu olan ve ağırlığı Amerikan üyelerince fazlalığı olan bir eğitim komisyonunun bir nevi gözetimi altında müfredat oluşturuyoruz. Bizim neyi nasıl yapacağımızı onlar yönlendiriyor. Ben bunu kabullenemiyorum. Bunun aynı İstanbul Sözleşmesi gibi artık iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu ifade etmek istiyorum. Belki vaktimiz çok kalmadı ama bu genç evlilikler konusuna şey yapalım mı? Evet, ee, yoğun e gerçekten. E vardı. Bu arada hemen Lokman Yıldız Instagram adresinde de bakalım sevgili izleyenlerimiz bana kızmasına Lokman hocam size mesaj attık ama mesajımızı bakmadınız. Ee, hemen bakıyorum. Eyvah eyvah eyvah. Evet. E evet Batman'dan bir beyefendi bize diyor ki. Ee, aile dinamitlerinin en başında şu sosyal medya denilen illet geliyor. Çünkü aile e, bireyi birey olarak ben çocuğuma laf geçiremiyorum. Söylediğimde hemen tepkisini koyuyor ve bana karışamazsın diye tepki veriyor. Yani çocuklara da böyle ı, isyan edebilecek bir özgürlük e, furyasıyla yani bir e, tepki koymayı öğretiyor. Ee, şu an Davut Bey olarak... evet e, ortak bir sıkıntı. He. Şu anda yasal olarak özellikle 6284 yasası evet İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik ama 62-84 yasası halen e, İstanbul Sözleşmesi'ni referans alarak e, fiilen uygulamada zerre kadar düzenleme yapılmadı. Tam tersini e, aşırı e, şey yapan feminist etkiler devam ediyor. Şu anda ebeveynin anne ve babanın çocuklar üzerinde zerre kadar tahakküm, terbiye hakkı yok. Eli kolu bağlanmış durumda. Ne kılık kıyafetine, ne ne zaman nerede gezeceğine, ne kadar harcayacağını hiçbir şey söyleyemez. Söylediği anda bu maddi, manevi, psikolojik, ekonomik şiddet, şiddetin tanımı çok aşırı genişletildi. Ee, yani neredeyse yan gözle baksa bile bu bir şiddet olarak algılanıp şikayet unsuru olduğunda... Yani evlat şu olur. anda evlat gibi babasına, annesine evlat olarak evlat yani, anne gibi, gibi davranmıyor. Davran ama yani davranmak istemezse evet. eğer de şu anda yasamız onu destekliyor. Çünkü bizim aile birliğinde en başta karı koca ilişkisinde aile reisliği kavramı yok edildi erkeklerin eşleri çocukları üzerindeki yöneticilik vasfı yok edildi hı hı. erkek ve kadınların çocukları üzerindeki terbiye hakkı yok edildi şu anda kim kime dumduma sadece geçmişten halen süzülüp gelen şu anda ki nesil belki de o hani anne baba terbiyesiyle yetişmiş son nesiliz biz belki de ee, bu neslin doğal mirasıyla toplumun düzeni devam ediyor. Yani bir iki nesil sonra e, tamamen bağımsız e, ilişkisiz herhangi bir referansı olmayan, herhangi bir dayanağı olmayan bir duruma dönecek. Evet. Hocam sorular çok fazla aslında. Hocam evet. ifade etti, o evlilik okulu mevzusu inşallah evet. Rabbim evet. nasip ederse. Mesela ben yakın bir zamanda inşallah bir üniversitenin rektörlüğüyle iletişime geçeceğim. Mesela üniversite Şöyle gönlümden geçen ne biliyor musunuz? Evet. Son 3 yani her bölümde ama hı hı. son sınıf ister 2 yıllık ister 4 yıllık fakültelerde olsun son 2 senede bir zorunlu ders koysalar evlilikle ilgili. Ama gerçekten ama zorunluluk evet. onu da geçemezse yani diploma verilmesin ee, böyle bir proje yapılabilir mi üniversitelerde bence güzel bir adım olur. Lise Yakup Bey şöyle bir soru soruyor. Ee, hocam genç evlilik neden mağduriyet yaratsın ki? Hazreti Ayşe annemiz 9 yaşında evlendi. Ümmü Gülsüm de Hazreti Ömer'le evlendiğinde yine 9 yaşındaydı. Uzmanlarımız bunu da değerlendirsin. Hazreti Ayşe 9 yaşında mı evlenmişti? Ben değerlendirebilir miyim? Eyvah eyvah. <laughs> ya bu bir evet bu <laughs> eksik bilgi bence düzeltelim. O, o, onların takvimine göre farklı ama şöyle bir gerçek var. Benim annem 15 yaşında eşimin annesi 12 yaşında evlendirilmiş nokta. Yani bu esasında... Şu anki yaşanan mağduriyetlerin bir kısmı da bu toplumun vaktinde çok da hayırlı hareket etmemesinden kaynaklanıyor. O öz de yapmak zorundayız. Ee, yani bazı şeyleri üstünü örterek yol alamayız. Bu memlekette başlık parası yüzünden 15 yaşındaki kızlar 70 yaşındaki insanlarla evlendirildi. Cehaletin kurbanı bir evet. durum söz konusu ama burada Hazreti Ayşe annemiz 9 yaşında değil. 17 ya da 18 yaşındayken Onu evlendi. Onu söyleyebiliyorum ben. Yani bu konuda biraz araştırma yaptığımda Arap toplumunda, o zamanki Arap geleneğinde çocukların, yani kız çocukların maalesef cahiliye döneminde 10 yaşına kadar diri diri gömme gibi kötü, vahşi bir alışkanlıkları vardı. 10 yaşında hani oradaki sıcak ikliminden dolayı ergenlik çağında bulu ermeleri 10 yaş civarında olduğu için 10 yaşına kadar yaşlarını yok sayıp sıfır kabul edip 10 yaşından itibaren yani artık e, e, anne olabilme yaşından itibaren yaşların sayıldığını e, okumuştum kaynaklarda. Dolayısıyla bizim 7-8 ya da 10 yaş dediğimiz şeylerin aslında ya Hz. Ayşe validemizin de annemizin de aslında 17-18 yaşlarında olduğunu hani o 8-9 yaş derken 10 artı 9 gibi olduğunu okumuştuk kaynaklarda. Bu şöyle geçmişteki... Ki şöyle bir şey var. Mesela Cübeyr adında birisiyle Hazreti Ayşe annemiz önce nişanlanmış. Evet. Yani bu şu demektir. Demek ki 15-16 yaşlarındayken böyle bir durum söz konusu oluyor. Evet. 17 ya da 18 yaşlarında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la böyle bir şekilde evet. bir süreç başlıyor. Dolayısıyla o bilgi düzeltelim. Evet. Kaynaklar asla 9 yaşında... Ha şu var. Peygamber Efendimiz'in temel eğitim felsefesine, aile yaşamına, sünnet seniyesine zıt duranların, karşı koyanların maalesef ortaya attığı bir cümledir. E, bu Yakup Bey, onu da ifade etmiş olalım. E, Hz. Peygamber 18 yaşında, 17 bitirmek üzereyken e, bir evlilik yaşıyorlar. Çünkü Hz. E, Hazreti Fatma, şey Hazreti Hatice annemizle evlenirken, evlenirken e, Annemizin yaklaşık 10 yaşında olduğu söyleniyor. Yani vahiden yaklaşık 10 yıl öncesinde dünyaya gelen bir çocuk ki 10 yılda efendimiz evet. e, Ayşe Hatice annemizle evli kalıyor. Evet. Dolayısıyla o bilgi yanlış. E, fakat siz özellikle Ama benim söylediğim bilgi doğru. Yani o benim, bilgi doğru. Evet. Doğru. Yani şimdi onu kabul edelim. Hı hı. Biz Türk toplumunda yaklaşık 70-80 yıllık bir alan içerisinde e, çocuk gelinler ürettik. Erken yaşta kızlarımızı sırf başlık parası için e, maalesef verdik. Bunları yaşadık. Çok şükür o safalar geçti. Hatta e, Allah muhafaza tecavüze uğramış kişileri sırf namus temizlensin diye tecavüzcüsüyle de evlendirdi bu toplum. Yani bugün esasında hani dışarıdan gelen sözleşmeler ya da bazı insanların bu kadar üzerimize geliyor olmalarının onlara verdiğimiz bir sebebi var. Onu örtmekle yol alamayız. Bir kere bunları göreceğiz, hatalıyız diyeceğiz, hatamızı kabul edeceğiz, sorumluluğumuzu alacağız. Ama bugüne bakacağız. Şimdi bugüne baktığımızda da o insanlar bunlarla ilgili sorunları öne sürüp bir sınırsız bir özgürlük sunuyorlar ya gençlerimize. Hı hı hı. Biz de biliyoruz ki sınırsız bir özgürlük yok hayatta. Sizin özgürlüğünüz bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Ve sınırsız gözüken her şeyin bir bedeli vardır. Ve cinsellik gibi çok önemli insan hayatını etkileyen nesil gibi çocuk gibi çok önemli bir parametreyi siz böyle özgür sınırsız kontrolsüz bir alana bırakamazsınız. İnsan olarak da anne baba olarak da toplum olarak da biz de diyoruz ki evet evlilik bu müessese kurum legal her şeyi ortada yeriniz belli yurdunuz belli ne yaptığınız belli kimle görüştüğünüz belli bu sisteme dahil olursa insanlar bütün toplum refaha kavuşur öbür türlü kim kimle ne yaptı nesil karma karışık bir şeye girer her anıyla her e, yönüyle zor gelir bize. Bunu sağlama adına da inşallah geleceğiz diye evet. düşünüyorum o konuyu. Evet. Ee, bu şimdi genç, genç evlilik. evlilik mağdurlarını konuşalım biraz. Öyle. E, daha öncesinde Cumhuriyet. Nedir konu... yani bu mağduriyet nedir? Kısaca hemen böyle çok özetle tarihi sürecin kanun boyutunu da ifade etmeye çalışayım. 1926 yılında Türk Medeni Kanunu İsviçre'den e, alınıp işte Türkiye'ye göre güncellendiğinde aslında evlilik yaşı e, 17 yaşını bitirip 18 yaşına alınmıştı 1926'da. Fakat 1926 yılından sonra bu aniden evlilik yaşının yükselmesi toplumda büyük bir sıkıntıya yol açtı. O o yıllarda eee insanlar doğal olarak 13-14 yaşında evlendiği için 18 yaşından evlen önce evlenen herkes mahkemelik oldu ve artık böyle dosyalar mahkemeler falan toplumda kaos olunca Aynı kanunu getiren hükümet tarafından tek parti döneminde 1938 yılında yeniden düzeltmeye gittiler. Aynı kanunda yeniden yapılan düzeltmeye göre e, erkek 17, kadın 15 yaşını ikmal etmedikçe evlenemez. Şu kadarki hakim fevkalade hallerde pek mühim bir sebebe mebni olarak bay dayanarak 15 yaşını ikmal etmiş olan erkeğin veya 14 yaşını bitirmiş olan kadının evlenmesine müsaade edebilir. ...karardan önce ana baba veya vasitin dinlenmesi şarttır diye değiştirdi. Dolayısıyla evlilik yaşı fiilen 18'e, 17'ye çıkarılmışken... E, ...hakim karar ve özel şartlarla bu e, 14 yaşını dolduran hanımlara... ...ve 15 yaşını dolduran erkeklere kadar bir tolerans imkanı, oynama imkanı verildi. Bu yasa yıllarca geçerli kaldı. Ta ki e, 2001 yılında e, ki Anasolmeye hükümeti döneminde tekrar o cumhuriyetin... E, şey ilk medeni kanununda olduğu gibi 18 yaşına tekrar çıkarıldı. Dolayısıyla 14, 15, 16 yaşlarında evlenenler yasa dışı duruma düşmüş oldular. Şimdi ülkemizin sosyolojik yapısına baktığımızda erken yaşta evlenen, genç yaşta evlenen kişilerin genellikle ve bu konuda mahkemelere konu olmuş olan kişilerin genellikle bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kırsal kesimde ya da İç Anadolu'nun kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızdan bir kısmının oldu. Ama çok daha büyük bir kısmında roman vatandaşlarımız arasında olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu 2001 yılındaki kanundaki bu düzenlemeden sonra bunun farkında olmayarak genç cehaletiyle evlenen, evlenmek için kaçan çocuklar, gençler önce aileleri itiraz ediyor. Sonra bir şekilde bu işin ciddi olduğu ve kararlı olduklarını, sevdiklerini görünce onlar da onlara uyarak evlendiriyorlar ve bu çocuklar mesela büyüyorlar. 18 yaşına gelince tekrar resmi nikahları kıyılıyor, çocukları oluyor. Fakat bu arada çocukları olduğu için ya da herhangi bir şekilde devletle bir işleri olduğunda e, resmen haklarında soruşturma başlatılıyor ve mahkeme süreci devam ediyor. Bunlar normal hayatını yaşarken e, 7 yıl sonra, 8 yıl sonra mahkeme sonuçları bir anda kesinleşince yuvalarından bu erkekler koparılıp hapse atılıyor ve ya e, aslında normal seyrinde yürürken, yürürken artık, değil mi? Evet. Normal, yaşı bir evet. çocuk çocuğu var, aile geçindiriyor, bağımsız bir ev yürütürken hapse atılıyorlar ve ne oluyor? Kendi hatta e, 15 yaşından küçük olduğunda e, evlenen erkeğin e, babası, evlenen kızın babası aynı şekilde onlar da hapse atılıyor ve dışarıda kadınlar, çocuklar mağdur kalıyorlar. E, bu büyük bir sosyal yara haline geldi. Burada biz kesinlikle bundan sonra işte küçük yaşta evliliği teşvik edelim, yeniden fırsat verelim derdinde değiliz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Artı e, tecavüz ya da ona benzer açık istismar olan vakaların peşinde değiliz kesinlikle. Bunlarla ilgili hiçbir şeyimiz yok, yani böyle bir rezervimiz yok. Gerçekten sadece küçük yaşta kendince erken yaşta evlendiği için. Sonrasında mahkum edilen, yuvası dağılan, e, bir rakama göre 3 bin, bir rakama göre 8 bin çift hı hı. olduğu söyleniyor. Yüksek. Çok böyle farklı rakamlar var. Bu aileler perişan olmuş durumda. Ve işin e, trajikomik yanı, devlet hem bunları hapiste tutuyor, sen bu kızı istismar ettin, ona tecavüz ettin diyor. E, hem de e, her ay... Mahkumlara tanınan haklar kapsamında pembe odalarda bunların tekrar birleşmelerine fırsat veriyor. Yani bu insanlar resmi nikahlı kocalarını hapiste görmek zorunda kalıyor bu hanımlar, kızlar. Bu konuda mağdur olan, hasta olan, vefat eden, intihar edenler oldu. Büyük bir vicdan. Ben bir vatandaş olarak vicdanım kanıyor, rahatsız oluyorum. En azından bir sefere mahsus olmak üzere bu hapislerdeki genç evlilik mağduru ki devletimiz aciz değildir. Devletimiz gerçekten kim e, sırf erken evlendiği için hapse atılmış? Kim e, yani masum olduğunu biliyor. Evet yani bilebilir. bilebilir. Bunu ölçebilir, çıkarabilir. Kesinlikle tecavüz mahkumlarıyla falan karıştırmasınlar. Bu konuda aslında meclisimiz ağır bilek azında. Ağır bileke ve evet. ömür boyu çoluk çocuğun üzerinden çıkmıyor. 2016 yılında aslında bu konuda kurulan bir komisyonda büyük araştırmalar sonucunda şöyle bir ortak yola e, ulaşılmıştı. Meclis'teki 399 nolu komisyon kararında e, bu insanlar e, şey yapılsın. E, en azından e, denetimli serbestliğe tabir tutulsun, Ailesiyle buluşsun. E, ondan sonra şey yapılsın. E, bu sorun giderilsin. Sor kanayan yara kapatılsın denildi ama e, büyük bir yaygara yaptılar feministler ve tecavüz komisyonu vesaire diyerek insanları e, karaladılar. Maalesef hükümet de dik duramadı ve geri adım attı. Bu, bu konu çözülmeden bizim yediğimiz lokma boğazımızdan huzurla geçmiyor. Yetki sahibi, karar sahibi olan vekillerimizin, Cumhurbaşkanımızın kendisinin bizzat söz verdiği, Tayyip dediği, elini öptüğü, resimlerini gördüğümüz çocukların boynu bükük kalmasın. Evet. Sadece bunu istiyoruz. Evet. Yani, Biz inanıyoruz ki yetkilerimiz şu anda bizim sesimizi işittiler. Evet. evet, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok duyarlı efendim aklı, kalbi, vicdanı gerçekten bütün birçok böyle yargıçlarımız, efendim işte yetkili insanlarımız, vekillerimiz var. Evet. İnşallah evet. bu konuya bir kez daha dikkatleri çekmiş olduk. ben inanıyorum üzerinde duracaklar. İnşallah sesimizi buradan duymuş olsunlar diyorum. tabii biz erken evlilikten kastımız Erken çocuklarımızı evlendirelim değil, tam evet, tersi. Evet. Onların iffetini koruyalım. Aynen. Onlara ebeveyn olarak öncülük yapalım, evet. rehberlik yapalım. Çocuklarımız erken evlilikten soğumasınlar. Evet. Yani evlilik hayatını kolaylaştıralım ve destekleyelim, zorlaştırmayalım. Evlilikler bittiğinde de evliliği bir tuzak gibi gösterecek zorlamalar, uzun süren boşanma davaları, gereksiz süresiz <laughs> nafakalarla çok teşekkür edin. ediyorum Ercan Hocam. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Yüreğinize sağlık. Birlikte olmaktan çok keyif duyduk. Tabii. Fatma Hocam bir iki cümleyle siz ne dersiniz? Onu bitirelim artık. Valla eşimin sözünün üzerine çünkü o insanlar gerçekten çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. Çok rahatlıkla o insanların niyetleri ya da içindeki bulundukları durum devlet tarafından dikkate alınmalı. E, Uzmanların da eşliğinde çok rahatlıkla tespit edilebilir. En azından gerçekten kanundan dolayı mağdur olmuş bu insanlara ses vermek, kulak vermek mümkünse e, en kısa zamanda o insanları aile olarak birbiriyle kavuşturmak. Eyvallah inşallah. Olsun. E, tabi e, hocam her zaman ve her yerde herkes her şeyi göremeyebiliyor. E, Toplumumuzun e, tabii kanayan yaralandan birisidir inşallah bu vesileyle. Parmak basmış olduk. Ee, evet, Doktor Ercan Özçelik ve sosyolog Fatma Özçelik e, karı koca olarak bugün ağırladık. Çok keyif aldık. Çok ee, i̇nşallah e, erken evlilikler olacaksa da çocuklarımız, gençlerimiz bilinçli evlensinler. Çünkü e, önemli bir mesele. Evet. nesillerin belirlendiği, e, soyunun devam ettirildiği, e, kültürel ve manevi değerlerin aktarıldığı bu müessese inşallah Rabbim hep beraber ayakta tutmaya vesile kılsın. Amin. Evet. Efendim, meşru daire geniştir, keyfede de kafidir. Evet. Gelin meşru dairede helal olan evlilikte biz ve çocuklarımız öyle bir yaşayalım ki kültür aktarımında nesli oluşturmada ileride kendimizi kurtaracak eserlere kavuşalım. Seni ahirette gerçekten yaşatacak sana sahip çıkacak faydalı eserler inşa etmeye davet ediyorum. O meşhur sözü hatırlayalım. Ahirette seni kurtaracak eserin, o e, seni kurtaracak eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. Gelin çocuklarımızın kalbine, gönlüne, ruhuna dokunalım. Onlara gerekli rehberliği yapalım ve bir kez daha onların niçin evlenmeleri gerektiğini ve nasıl iffetlerini koruması gerektiğini, nasıl harama, zinaya, yanlışa gitmelerine engel olmalar noktasında da bilgilendirmeleri doğru yapalım. Gelin çocuklarımızı, gençlerimizi birlikte kurtaralım. Allah'a ısmarladık efendim. Müzik